sevgili öğrenciler. Bu haftanın kritik sorularıyla yine beraberiz. Evet, yine bir kritik sorumuz. Güzel bir soruydu. Umarım doğru yapmışsınızdır. Evet, burada sevgili öğrenciler, bir rüzgar gülü diyagramı verilmiştir. Rüzgar gülü diyagramında arkadaşlar bu taralı alanlar o yöndeki rüzgarın esme sıklığını yani frekansını göstermektedir. Ve burada merkeze alınan il Uşak ilidir. Uşak ilini de burada arkadaşlar haritada göstermiş, etrafındaki illeri de görüyorsunuz. Şimdi bakalım verilen diyagram ve harita incelendiğinde hangileri söylenebilir diye sormuş bize. Evet, birinci ifade Manisa ili genellikle Uşak iline göre alçak basınç etkisi altındadır. Hayır, çünkü genellikle kuzeybatıdan bu güzergahta Uşak iline rüzgar estiği için Manisa ili Uşak iline göre yüksek basınç alanı etkisi altındadır. Bu nedenle bir numaralı ifademiz yanlıştır. Zaten bunu bulduğumuz zaman cevap direktman çıkıyor karşımıza. Diğerlerine de bakalım. Kuzeydoğu ve Güneydoğu rüzgar esme sıklığının en az olduğu yönlerdir. Evet, Güneydoğu'da görüyorsunuz bir şerit, Kuzeydoğu'da da bir şerit gösteriyor. Bu ifade doğrudur. Yıl içerisinde Uşak iline her yönden rüzgar esmektedir. Gördüğünüz gibi hiçbir boşluk olmadığı için bu ifade de doğrudur ve cevabımız C seçeneğidir. Evet, başka sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.